Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa inceleme konuğumuz Asus Zenfone Max olacak. Hadi gelin şimdi hep birlikte yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken bu telefonu daha yakından tanımaya başlayalım. 5.5 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde IPS ekranına sahip olan Zenfone Max, Qualcomm'un Snapdragon 410 işlemcisinden güç alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB depolama kapasitesi sunan telefon, aynı zamanda 64 GB'a kadar microSD hafıza kartı destekleyebiliyor. Ana kamerası 13 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde olan Zenfone Max, Android V0 işletim sistemi üzerinde Asus'un Zen arayüzünü çalıştırıyor ve 5000 mAh, evet yanlış duymadınız, 5000 mAh kapasiteli pille geliyor. Zenfone Max'in tasarımı Zenfone 2'den esintiler taşıyor. Özellikle önden bakıldığında telefonu Zenfone 2'den ayırt etmek neredeyse imkansıza yakın. Mevcut tasarım dilinin kanayan yarısı diyebileceğim kalın çerçeveler ne yazık ki bu telefonla da devam ediyor. Fabric sınıfına giren Zenfone Max cüsseli yapısının bir yansıması olarak maalesef tek elle kullanıma çok yatkın bir cihaz değil. Üstelik 10.5 mm kalınlığı ve 202 gram olan ağırlığı ile Zenfone Max'in mobilite konusunda çok iddialı olduğunu söyleyemem. Ama diğer pek çok telefondan farklı olarak bu konuda Zenfone Max'in iyi bir mazereti olduğu da kesin. Önceki Zenfone modellerinden farklı olarak Zenfone Max'in arkasında herhangi bir buton bulunmuyor. Ses açma kapama butonları ve güç düğmesi telefonun sağ tarafına yerleştirilerek erişimin daha kolay olması sağlanmış. Metal görünümü veren yan çerçeve, deri hissiyatı sağlayan arka kapakla birlikte güçlü bir görünüm ortaya koyuyor. Zenfone Max'in arka kapağı çıkmasına çıkıyor ama ne yazık ki pilini değiştiremiyoruz. Yüksek kapasiteli pile saygım sonsuz, ancak aynı zamanda değiştirilebilir olsaydı işte o vakit tadından yenmezdi. Daha önce ifade ettiğim gibi Zenfone Max'i tek elle kullanmak pek mümkün değil. Ama yine de tuşların pozisyonu ve arka kapakta kullanılan materyalin yarattığı etki itibariyle tutuşu Zenfone 2'den daha kolay ve konforlu geldi bana. Üstelik ağırlık ve kalınlık gibi önemli dezavantajlarına rağmen. Kısacası Zenfone Max heyecan verici bir görünüm çizmekten uzak ama özellikle arka tasarımı Zenfone 2'den daha güzel geldi bana. Büyük ekranlı telefonlara önem veren Asus Zenfone Max'te de bu geleneği bozmuyor. 5.5 inç boyutundaki bir ekranda çözünürlük olarak Full HD'yi görmek isterdim lakin kullanılan işlemci dikkate aldığımızda 720p tercihi doğru yapılmış gibi görünüyor. Tabi diğer taraftan düşük çözünürlüğün pil ömrüne yaptığı katkıyı da unutmamak gerekiyor. Evet 5000 mAh için belki böylesine yüksek hassasiyet çok gerekli olmayabilir ama günün sonunda toplam pakete baktığımızda çözünürlüğün 720p olması aynı telefonda 1080p'ye göre telefonun çalışma süresine olumlu katkı yapacaktır. Yeniden renk üretimi ve detay keskinliği gibi konularda fena olmayan ekranın görüş açıları da sorun yaratmıyor. Kısacası ekran süper vaatkar görünmüyor ama görevini de yerine getiriyor diyebilirim. Ekranın öne çıkan özelliği ise Gorilla Glass 4 ile korunuyor olması. Bu sadece cihazın ekranı düşmeye ve çizilmeye karşı daha yüksek mukavemet sergiliyor. İşlemci tarafında Zenfone Max'e Snapdragon 410 güç veriyor. 4 çekirdekli 64 bit olan bu işlemci, Adreno 306 grafik birimi ile birlikte gündelik hayattaki pek çok uygulama ve performans ihtiyacına yanıt verecektir vermesini ama büyük beklentiler içerisine de girmemek gerekiyor. Ekran çözünürlüğü 720p olduğu için oyunlarda çok kötü olmayan bir performans gösterirken bir üst seviye işlemci platformu daha keyif verici olurdu bana göre. Zenfone Max üzerinde 2 GB RAM kapasitesinin sırıttığını söyleyemem. Zen arayüzü bu donanım üzerinde daha boğaz yaşamıyor. Görünen o ki Asus akıcı çalışabilecek en uygun donanımı bulup kalan tüm yatırımı daha yüksek pil ömrü üzerine kullanmış. Gelelim kamera kısmına. Zenfone Max teknik olarak Zenfone 2 ile aynı kamera donanımına sahip. Toshiba imzalı 13 megapiksel çözünürlüğünde sensörün kullanıldığı kamera f2.0 diyafram değeri sunuyor ve 5 parçalı Largan lens kullanıyor. Zenfone 2 ailesinden farklı olarak Zenfone Laser modelinde olduğu gibi kızılötesi sensör üzerinden çok hızlı netleme yapabilen telefon, denemelerim esnasında da netlemeyi çok hızlı yaparak beğenimi kazanmayı başardı. Düşük ışıkta çekim için çift tonlu LED flaşını eşlik ettiği telefon, ön tarafta ise 85 derece görüş açısına sahip 5 megapiksellik kamerayla geliyor. Kamera performansı mükemmel olmasa da Zenfone Max bu sınıf bir cihaz için kullanıcısını üzmez diye düşünüyorum. Yazılım tarafına geçelim isterseniz, eğer Zenfone ya da Zenfone 2 serisi bir telefon kullandıysanız aynı deneyimi düşünebilirsiniz Zenfone Max için de. Asus'un yaptığı derin özelleştirme, kolay kullanım sağlayacak yeni özellik ve kişiselleştirme seçeneklerini beraberine getiriyor. Menüler arasında geçiş, çoklu uygulama çalıştırma ve internet tarayıcısı gibi performans konusunda sıkıntı yaşamak istemediğimiz temel noktalarda Zenfone Max iyi işler çıkartıyor. Çift tıklamayla uyandırma, benzer şekilde cihazı uykuya alma ve önemli özelliklere hızlı erişim gerçekten alıştığınızda işinize çok yarayan yetenekler. Hiç şüphe yok ki Asus Zenfone Max'in en heyecan verici özelliği 5000 mAh kapasiteli büyük pili. Hemen not düşeyim, eğer arzu ederseniz bu telefonu bir başka cihazı şarj etmek için de kullanabilirsiniz. Testlerim esnasında yaptığım pil tüketim gözlemim, gündelik koşullardaki yoğun kullanımda bile telefonun 2 günden aşağı taviz vermeyeceğini gösteriyor. Mütevazi donanım ve büyük pil normal kullanımda sürpriz sonuçlara imza atacak gibi duruyor. Açıkçası daha detaylı yorumlamayı test cihazı elime ulaştığında yapacağım ancak şimdiden şunu söyleyebilirim ki
pil performansı konusunda Zenfone Max gerçekten heyecan verici bir telefon. Zenfone Max özellikle Lenovo'nun Vibe P1 modeliyle büyük benzerlik gösteriyor. Benzer fiyat seviyesinde Lenovo Vibe P1 sanki bir adım önde gibi görünüyor, ancak detaylı analizimi her iki cihazın test örneği elime ulaştığında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken Asus Zenfone Max'i detaylıca görmüş olduk. Büyük piliyle ön plana çıkan bir telefon ve eğer makul bir fiyatla gelirse gerçekten iyi işlere imza atabilir. Ben Erdi Özdoğa, bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.